performansı belki de Inferno haritasında ayakta kalmasını sağlamıştı Logi Esports'un. Ve şimdi kadrolarda tekrar ekranda tekrar hatırlatmasını da yapalım. Bishop geçtiğimiz hafta kadroya tekrar dahil oldu. Emil Şahin artık Arena Buz kadrosunda yer almıyor. Ve ilk randa geçtik. Takım CT'de başlayacak Imaginative. Arena Boost T'de. Üzerine gelecekler. Bir yanıcı bırakıldı. X-Flout bunun peşinden koşuyor. Construction'ın içerisine kadar buluyor X-Flout ve Andrex ile birlikte Globe'u düşürdüler. Plant geldi. Şimdi 5'e 3. 2 tane banana gelecek. Ama onlar Logic Man'e yakalanırlar mı? Kontrol etti Krax. Dışında başarılı karşılaştığı ikinci oyuncu da orada. Nites. İzinin çıkarttığı bir kill var ama artık durum 1'e 3. Ve geldi ve Bishop burada hata yapmayınca Arena Bulls Inferno ortasındaki ilk roundu Arena Bulls'a getirdi. Buna çok ihtiyacı var. Pistol roundlarını kazanmaya çok ihtiyacı var Arena Bulls'un. Devamlılık çok önemli. Şimdi Imaginative buradan tek bir smoke aldı. Savunma kurgusu aslında tek B'ydi Imaginative'de. Biraz daha retake'e bırakmaya çalışacaklardı. Ta ki Explode Obstruction yanıcısından zıplayarak 2 kill birden bulana kadar. Tekrar pistolde 3 tane SMG var. Arena Bulls'ta tabi bu SMG'lerle kaç kill çıktı. Round'un sonunda biraz onlara bakacağız. Dört kişilik bir A'da stack yapılmış. Site'ı bulabilirlerse rahat bir şekilde girecekler ki bir tezi yakalıyor. B tarafının birazdan boş olduğunu anlayacaklar. Bishop C4'ü getiriyor. Bakalım bu 4 oyuncu, kalan oyuncular bir SMG kaçırabilirlerse en yakındaki ve ki direkt düştü. Krax'tan güzel bir headshot. Altın kalan oyuncular büyük kazanılmasına izin vermeyecek Imaginative tarafında. Glow bunu kaybetme ama Krax vurmaya devam ediyor. Ettiği ki. Yani Logic Man gelecek. Yakalamayı başardı. Diğer iki oyuncunun da CT'de olduğunu farkında var. Yani güzel bir temizlik ama 2 kill bence Mesnes adına iyi bir başlangıç. Moral bulacağı killleri almayı başardılar. Evet, AWP'sini direkt çekti. Easy. Ama armor yok. Uçurmaya çalışmıştı Mites. Onu yakalıyor X-Cloud ama Easy'den de güzel bir trade. Hızlı geldi. Bir değişim yaşanıyor. Herhangi bir şey belki de round'u kazandırabilir onlar için. Tabii yüksekliği biraz önemli. Adam 50. Oh. Easy. Yine mitti. Yine bir kill. Şimdi şuradan ilerlemeye çalışacaklar. Atılan bir yanıcı var. Haystack artık beklemeye devam ediyor ve C4'ün düştüğü anlamına geliyor. Bu yukarı bir flash bıraktı Glove. Partimanda bir oyuncunun olduğunun farkında. Mermileri isabet ettiremedi. Stack arkasında yine bir isim var. Sterben. Stenlerini hala alabilmiş değil. Arena Boss'u ilk karnı aldığında silahın ucuna doğru bir AWP atışı ve Easy. Round'daki üçüncü kili. Dörde de çok yakın. Partimanda son olarak düşen Sterben ve Inferno'daki ilk roundunu Imaginative'e getirdi. Kolay bir savunma oldu. Özellikle midde oyuncu düşürdükten sonra Arena Boss hızlı gelen Easy trade'i. Mid'de oynadığı AWP oyunu. Ardından başarılı bir şekilde kütüphane önüne kadar çekilmesi ve A savunması gerçekten göz dolduran hareketlerden bir tanesiydi. Bakalım tabi tekrar ite kaka bir bay var Arena Boost'ta ama şu pause'dan sonra herhalde bütün silahlar belli olacak. Ya yani izin çok kritik killer aldığını söylemek mümkün. Özellikle mid'de onun aim'ini bozmak amacıyla zıplayarak çıkan oyuncuyu düşürmesi
Çok güzeldi. Güzel bir enstantane. Ve şimdi Glass Cannon'dan sonra o da full armor'ı alıp yanına da nate'leri çekmiş. Öte yandan Arena Boss'un bu tarz bayları Mirage haritasında açıkçası çok etki etmemişti. Yani tek bir AK var Sterben'de yerde diye düşünüyorum, bir silah var. Of, bir de bıçakla başladılar. Sterben'de bir takım arkadaşının muhtemelen düşmesini bekleyecek herhangi bir silah olması için. Erken gelen iki tane yanıcı yalnız aynı yere geldi. Biraz müsrif bir davrandılar acaba. Bakalım round'un canları sıkılacak mı? Bu arada apartmanın içerisinde Sterben fark edildi. Elinde silah yok ama yine de tez üzerinde bırakılmış ufak bir hasar. Çok önemli şeyler değil ama doğru zamanlamayı yakalayabilirse arada bu silahlarla da bir iş yapabilir. Hızlı girecekler. Glove. İlkten çıkan oyuncuları acaba fark etti mi? İkisi önceki roundda olduğu yerde X-Flow'da yakaladı. Smoke'dan böyle ikili var. Glove ikiliyor. Short tarafında güzel bir defans artık. Ben de isterden onu çekmeyen fırsatı değerlendirememişti. Çekmenden gelen ikinci kill. Bir anda durum 2'ye 1'e geldi. C4'ü alması lazım. Mid'de yalnız Andrex ile Krax hiç acele etmediler. En doğru oyun bu onlar adına. Evet, C4'ün long tarafında düştüğünü farkındalardı. C4'ün üstünde olmadığını da biliyorlar. Ve double peek gelecek. Farklı açılara bakmaya devam ediyor iki oyuncu da. Zaman daralmaya devam ediyor Logic Man adına. Şimdi C4'ü... Onu mid'de beklemedi. Oh. Son olarak Andrex'ten geldi bu kill. 2-2 ama Imagine'i çok daha iyi kazanabilirdi. Logic Man bir fark yaratmak üzereydi. Burada tabii izinin... Yine kütüphane tarafında, long tarafında aldığı kill, ardından Glove'un savunması. İçeri sızan Logic Man'i izliyoruz. Yani toplamda 3 kill çıkarttı. Bir anda 2'ye 1'e getirdi ama artık şuradan sonra round pek alınabilecek bir durumda değildi. C4'ü uzandığı anda Andrex zaten bekliyordu ve beraberliği buldular. 2-2 ve 2'yi erken kaybettik. Hayırlısı. Oo. Tabii rakibinin de bir oyuncuyla yaşadığının farkındaydı Arena Boss ve yine bir force buy kararı gelmiş. Bunu zorlamaya devam ediyorlar. Bakalım, zorladıkça da ekonomileri istenilenden çok daha uzağa doğru gidiyor. Imaginative'in defansı şimdilik her şeyi hemen hemen iyi işliyor onlar için. Bakalım bir full buy roundunda Arena Boss adına tekrar nasıl oynayacaklar merak ediyorum. Çok da risk almadılar. Yani Banana'da sesini vermişlerdi. Açılan iyisi. Bir şıpa düşüyor ve bir oyuncu daha var. Acele etmesine hiç gerek yok Imaginative'in. Onu da kaybedecekler. Glow da düştü ve şimdi silahlar alınıyor yerden. İki tane silah var. Yani tamamen sandviç yapmışken Arena Bulls ekibini çok kötü mitesi. Aman Allah'ım. Çok garip. Andrex de Krax. Bomboşa. Şimdi retake için A'ya gelecek. Kütüphaneyi tercih etti. Krax C4'ü kuruyor. İşte ben hemen bir smoke. Kütüphane önündeki oyuncu da bayağı bir rahatsız edecek. Smoke'un yanında kendini gösterdi Krax. Trade Andrex'den ama durum 3'e 1. Nerede olduğunu biliyorlar. Şimdi de Arena bulsun. Hiç risk almadan oynaması lazım. Aslında bu roundu rahat bir şekilde kazanabilirdi Imaginative Esports. İşte soktular Andrex. Zor bir kill. Ama yine de 2'ye 1 durum ve Bishop'ın canı az. Tabi süre çok fazla yok. Artık nerede olduğu da belli. Short tarafından gitmeyi tercih edecek. Kazanılacak bir round değil onun adına. Belki silah saklayabilir. Yaşamıyordu galiba. Burada bu arada bir sıkıntımız var. Evet. Durum 1'e 1'miş. Ben yaşamıyordu. Andrex çok iyi bir noktaya kadar getirmesine rağmen son çok vakit kaybetti C4 üzerinde. Round yine de Arena Boss'a geldi. Tabi bir önceki roundda da force buy yaptıkları için sadece 2 AK'leri var bu roundda. Glove Nova ile oynayacak. 2 M4 var. Banana konusunda çok agresif bir Arena Boss var. Ve banana konusunda da yine galip çıkan taraf onlar oldu.
B'de çakılı 2 savunma apartman tarafında yine bir oyun. Renables'un en büyük dezavantajı bir önceki roundda bütün oyuncularını kaybettiler. Yani kazandıkları halde görüyorsunuz bayları. Sadece 2 tane AK var ellerinde. Yani silah bazında da aralarında muazzam bir fark yok. Imaginative. Birazdan B'yi üçleyecekler. Sanki doğru bir karar gibi gözüküyor şimdilik. Banadan oyuncular geliyor. Yanıcılar atıldı. İlk oyuncu Andrex Krax altında ona yardım ediyor. İkinci kill Krax'tan. Krax 3, 4, 5 ve sonunda Ace'i gönderdi. Bütün oyuncular Banana'dan girmeye çalışıyorlardı ama hepsi aynı oyuncuya düşüyor Krax. Muhteşem bir Ace. Genelde Ace'leri pistol roundlarında görürüz ama bir buy roundunda gelmesi de ayrı bir lezzet. Yanılmıyorsam bir kill Andrex'ten ama inanılmaz bir savunma. Evet, bir kill Andrex'ten 4K attı Krax. İnanılmaz bir savunma. İki oyuncunun performansı muhteşem. Pozisyonları bu şekilde tutmaları harika. Çok iyi okudu ama Imaginative. Bunları yapmaya devam ediyorlar. Ya özellikle zor durumda. Ya B'ye gelirken, Banana'dan bir anda 5 oyuncu çıkarken pozisyonunuzu bile değiştirmeden. Ya Krax kaç kere kutuların arkasına saklandı 4 oyuncuyu düşürürken. Herhalde çekilmedi bile. Gayet açık bir şekilde oynuyordu. Onu düşüremeyen Arena Boots. Bu roundda canları çok sıkılacak. Armor'lar var. Giyerken kaybettiler. Ama en azından Long'da bir oyuncu olduğunu biliyorlar. Bakalım kalan 4 oyuncu apartmandan hızlı gelip kill bulabilirler mi? X-Cloud ilk kill'i buldu. Ardından Glow. Balkonda gelen ikinci kill. Ve Drake Blunt alıyor. Bir tane de X-Cloud'dan kütüphane içerisine tek. Roundlar nasıl gidiyor, nasıl geliyor gerçekten iki taraf içinde. Yani canları sıkılacak. Eminim sıkılacaktır. Yok, tam var etmeyi başardılar bu roundu ve Andrex kalan son isim Arch'da. Arkasında bir oyuncu olduğunu farkında. Andrex buradan şeyde gidebilir. Ama Sight'ta Sterben'i beklemedi. Bütün odayı Long'taki oyuncunun üzerindeydi. Ve Arena Bulls Deagle'larla roundu açmayı başardı. Short'ta başladı her şey. Apartmanda da Glove'un Nova ile oynamış olması ona herhangi bir kill getirmedi. Renabus öne geçiyor rakibinin seçmiş olduğu haritada. Bakalım devamını getirebilecekler mi? Yine bir Force Buy var. Bu sefer Imaginative'de. Krax'ın Deagle'la oynadığını görüyoruz. Mites... Armor alamadı. Yani biraz Nate'ler... Canını sıkabilir. Mid'den pikliyor. Krax ilk kill'i bulacak. Bishop. Flash zamanlamasını o tutturdu ama Krax da çok güzel bir tek gönderiyor ve entry alarak başladı Imaginative. Arena Bulls'un acele etmesine gerek yok. Ama herhangi bir şekilde de Ahmet'ten açılan oyunculara karşı dikkatli olmaları lazım. Çift long savunması mevcut. Tabii elde olan silahlar tam istenildiği gibi olmadığı için. Aman Allah'ım. Smoke'tan buluyor Krax ikinci kili. Andrex'e hiç bile düşmedi. Smoke'unu bıraktı. Yalnız inanılmaz bir setup daha var Krax'tan. Bir kill daha. Ace mi geliyordu? 4 kill'de kaldı Krax. Müthiş bir oyun. Bu arada Sterben durumu 3'e 1'e getiriyor. C4-10'da şu andaki en iyi ihtimal onun adına plant alabilmek. 35 saniye var. Plant'ini aldı. Ama round gelmesi imkansıza yakın. Smoke olduğu için en azından pozisyonunu yenileyebilecek. Izzy Banada'dan yaklaşırken diğer oyuncular CT tarafında. Construction'da olduğundan endişeli Imaginative. Dark'ın önünde bir kolonda Sterben birer birer bulacaktı ama ikinci hedefi bulamıyor. Ama bu round kimin? Bu round Krax'ın. Yani Deagle'lı oyuncunuz, tekrar izleyelim. Bishop bundan önceki pozisyonda düşmüştü. Smoke'tan bulduğu ikinci kill muazzam. Logic Man sağa sola bakarken düştü. Ardından müthiş bir savunma. Arkadaşını kaybetmesine rağmen yine çıkarttığı iki kill. Bu roundu gerçekten kaza kaza Imaginative'e kazandırdı diyebiliriz Krax için. Yani bir an için 5'i alır mı diye baktım. Yani adeta Happy gibi oynadı orada.
Happy tam bu pozisyondaydı. Biraz daha geri saksı pozisyondaydı. Hızlandırdılar şu apartmanı. Evet. Arena Bulls'un klasik bir hücumu. Apartmandan 4 oyuncu atlayacak muhtemelen. Key'de long tarafına doğru bir smoke yollayıp onları çıkartacak. Flash'ı yollayacak. Arena Bulls'un klasik de şarkı. Önlerine doğru. Oh. 3 kişi etkilenmişti ama Slav ikili çıkartıyor. Üzerine koştu Steven. Sayt içerisinde Easy ikinci kili bulabilirse çok rahatlatacak Easy. Onu bu kadar oynatmamaları gerekiyor. Easy sonunda bir şif vurdu ama durum 2-2. Key arkadan geliyor. Midden yaklaşacak. Kütüphane önünde. Krax'ı çok rahat buldu artık. 1-2 Andrex. Ve o da bir şif tarafından görülüyor. Hemen Plant geliyor. Plant gelecek. Andrex yine tek başına. Retake'lerde buna istediği açıları vermiyor. Aynı buz. Önüne bir de smoke geldi. Kadar gelmiş. Key burada aslında aman Allah'ım! Andrex smoke criminal oldu birden. Ve imkansız bir roundu şu an imaginative'e getirdi Andrex. Hayır. Arch'tan çıkıyorsun evet. 12 can bırakıyorsun ama tekrar izleyelim pozisyonu. Andrex önceki yakaladı. Ardından şurada smoke içerisinde Bishop. Biraz daha acaba güvenli bir mesafede beklemesi mi gerekiyordu bilmiyorum. Yani key düştüğü evet, anda açıkta yakalanmaması ya da smoke'tan hizaya alınmayacak bir yerde olması işine gelebilirdi. Ya o aslında bir isyan spreyiydi smoke arkasına atılan. Hani hedefi bulmak oradan imkansıza yakın orada olmasına bile gerek yok. Güzel bir flash pick Mites. 2 kill birden aldı. 3. oyuncunun da sesini duydu Mites. Temizlik var. Logic Man'den gelen bir kill yeterli değil. Son oyuncunun apartman tarafında olduğu bilgisini verdi Mites takım arkadaşlarına. Bir de bıçak geliyor. Kaç para? Artı 1500. Explode adına, Arena Bulls adına bu bıçak kili AWP parası oluşturdu. Altı 4. İki takım da ne zaman forslasalar birbirlerine hemen üstünlüğünü sağlamayı başarıyorlar. Bu biraz ilginç. Round'un başında gelen bir entry. Mid'de düştü Glow. Sağlıklı bir şekilde çıkması çok zor Keen. 15 cana kadar düşürdüler. Banana konusunda çok agresif bir imaginative var. Ki senin de söylediğin gibi ciddi bir hasar verdiler. Eğer Banana'yı alabilirlerse buradan imaginative'in yine bir şansı olabilir. Round... Oh. Çok dikkatsiz bir çıkış. Acaba ne arıyordu? Onu bilmiyoruz ama belasını bulduğunu söyleyebiliriz X-Flood'un. Dediğin gibi flashsız, herhangi bir infosuz boiler'dan çıkmaya çalıştı. Çok kolay bir kill oldu Easy için. A'ya tekrar çevirecekler gibi duruyor şimdilik. Acaba ister benden bir kill sesi gelir mi? Eğer gelmezse direkt B'ye dönebilirler. Yalnız çok dikkatli dirseğini görüyor Sterben'in. 11 canına kadar bıraktı. O denkansı aslında düşecek. Smoke'unu bırakıyor. 2 canı kaldı Sterben'in. Ve tekrar az zorlayacaklar. Easy tabii AWP ile önü smoke'lu kapalı. Lucian'dan site'a kadar çok iyi sızdı. Balkon altında yakalıyor. Easy'den trade. Onun trade'i de Bishop'tan ve site tamamen Arena Bulls kontrolünde. Ve B rotasyonunda çok geç geliyor. Yani atılan 2 tane smoke var. Easy'nin oynayamaması için atılmış olan smoke'lar. Kesinlikle Mites'in en az bir kill çıkarması lazımdı orada. Hem Easy'ye alan yaratmak için hem de bu retake'i yapılabilir kılmak için. Ben tam X-Flow'da acaba round'u imaginative'e hediye mi ediyor derken bu sefer haystack arkasında kalan Mites takımını çok zor durumda bıraktı. Durum 6-5 olacak. 6-5 olurken roundların al-ver şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Tabii imaginative hazır rakibin haritasını kazanmışken
haftayı 6 puanla kapatmak isteyecek. Arena Boost'u 0 çekmeden en azından koparabileceği puanları rakibinin arkasında koparmak isteyecek. Çok başa baş geçen bir maç. Tabii biraz daha tuzu kuru gibi Imaginative'in. Onlar lig sıralamasında biraz daha rahatlar. Şu anda güncel puan durumunda birinci olmaları gerekiyor. Evet, 20 puana ulaştılar diyebiliyorum. 15 puanla kalan Arena Bulls. Imaginative bu haftaya gelirken zaten sadece bir uzatma puanı kaybetmiş. 18 puanın 17'sini hanelerine yazdırmayı başardılar. Ama tabii şu anda bir önceki round'dan sıkıntıda başka bir şey yok. Krax. Oo, çok iyi sprey ya. Yani köprü üzerinde Bishop'u iyi yakaladı. Andrex düşüyor. Hemen second mid. Merdiven çıkışında yakalandı o da. Durum 4'e 4. Tabii bir tane silahları gitti. En büyük problem aslında Imaginative için o ve hiçbir armor yok. Yine Banana'ya biraz hapsetti kendini burada Arena Bulls. Yine de bir smoke olduğunu söyleyelim Glove'un. Ve o smoke şimdi kullandı. Smoke'tan çıkmak isteyecek mi? Arena Bulls tam olarak emin değilim. Ama o smoke'daki ufacık açıklıktan başarıp ki üstüne bir kill daha. Yani bunları yapmaya devam ediyor. Mitez'e de çok büyük hasar verdi. Krax'ın hiç gitmesine gerek yok. Evet. Hiç. O silahı koruması lazım. Hit, armor, flash. Ve iki tarafta kabulleniyor. Ve beraberlik şaşırtmadı. Ya iki takım da hata, karşı tarafın yaptığı hataları iyi değerlendiriyorlar. Riskli oynuyorlar aslında. Baktığımız zaman iki takım da riskli oynuyor. Bu kadar maçın yakın geçmesi de skor anlamında çok şaşırtıcı değil. Tabii Imaginative şu ana kadar hedeflediğinin yarısını almış durumda. Arena Boss'un daha riskli oynayacak olan taraf olduğunu da söylemek mümkün. Arena Boss'un kaybedecek bir şey kalmadı. Giderek Explode elde olan M4'lerden birini Garnout izleyeceğiz belki. Evet, muhtemelen izleyeceğiz ama nate'ler çok az olacak açıkçası. Andrex'e bir M4 gönderebilirler. Ya da daha fazla nate alabilmek için Andrex UMP tercihinde bulunabilir. Evet. Hiç fena değil bay. Evet, biraz nate konusunda sıkıntılı atılan nate Logic Man üzerinde biraz hasar bıraktı. Şimdi tabii bu kadar az nade olunca çok iyi denedi X-Float. Bir oyuncu daha var. Reload yalnız yakalanabilir. Çok iyi kullandı. İnanılmaz iyi kullandı orada. Önündeki duvarı artık izi'den kaçamıyor ama durumu 3'e 3'e getiriyorlar. Yine A'ya gidebilirler ama bu smoke vakit kazandıracak Imaginative. Yani o smoke gelmemiş olsa midi hemen hızlandırabilirdi Arena Bulls. İzi çok akıllı oynuyor. Yani bunu hakkını vermek lazım. Orada fight'a da girmeyi tercih edebilir veya pozisyonunu direkt geriye de çekebilirdi. Ama midi kaybetmek istemedi. Elindeki smoke'u elinden çıkardı. B'de tek başına Andrex var. Elinde tek bir flash'ı ve UMP için aslında çok da iyi ya da değil derken izi. Flash yok. İki tane smoke. 2-2 bir savunma olacak Alsight'ta. Yalnız o smoke'ların nereye harcandığı önemli. Easy. Güzel bir pozisyon yarattı aslında kendisine. Arch kapanıyor. Bir smoke kal. Yo, o da kullanılmış. Bir kütüphane, bir arch. Long'dan gelmeye çalışacak. Bishop Krax'ı yakaladı. Bir de Logic Man'den easy kill'i. Bir anda açıldı ağa. Ve hemen plant'e gidiyorlar. Andrex. Elinde SMG var. Tek flash. Evet, canları çok az. Bir şeyler yapmaya çalışacak Andrex ama işi gerçekten çok zor. Bu biraz sürpriz oldu. Çok büyük sürpriz hem de. Yani round bitmedi henüz ama Andrex yaklaşık. Bishop. Arena Bulls round'u kazanıyor. Imaginative durumu 3 ve 2'ye getirdikten sonra çok büyük hata yaptılar. İki oyuncunun da kapalı oynaması lazımdı. Hem pit tarafında bir oyuncu Krax,
Hem de Izzy side içerisinde yakalandı. Hani birebir trade gelse yine kazanılabilir bir senaryo ama Imaginative bu roundu bedelini çok ağır ödeyebilir ilk yarının sonlarına doğru girerken. Güzel şey. Bunlar mutlu. Evet, özellikle. Evet, bir tarafındaki oyuncunun hani hiç göstermesine bile gerek yok. 3 kill. Şu anda 3'e 2 durum. Yani Izzy kill çıkarttı galiba. Yok, çıkartamamış ama kendisini T-spawn'a kadar götürdü. Ve şimdi banana çıkıyor. Çok ilginç bir pozisyon. Ki tabii riske atmayacak. İşte beni bir an önce çağıracak. Anın önce bir boş olduğundan emin olmak istiyor. Oh. Andrex. Yan yan surfçü gibi gidiyordu Sterben ama dalgalara kapıldı. Bakalım 2-2, özür dilerim 3'e 1. Ve artık Key tek başına. Ya bu roundu kazanması gerçekten mucize olacak. Karşı tarafın armor'ı yok. Andrex. Onun üzerinde hasar bırakılmıştı. Son kill Krax'tan. Ya şu roundun gerçekten Imaginative tarafından kazanılması senaryosu roundun başında hemen hemen imkansızdı. Bakın silahlar, armor'lar ama burada Krax'tan gelen çok güzel bir oyun. Takım arkadaşıyla birlikte Banana'yı iyi temizlediler. Mid'den açılmışlardı. O oyuncu nasıl kimse fark etmeden ve o da kill çıkartmadan T-spawn'a gider. Hem o var hem de atılan flash ve Arena Boost tarafından kullanılan yanıcı. Imaginative Esports'un 3 oyuncuyla Banana tarafından oynamasını zorunlu kıldı adeta. Ama yine de nasıl çıkmaz o killer Arena Boost tarafından ilginç. Kullanılan flash Logic Man'i kör edince üzerine Explode'da da bir kör etkisi mevcuttu tabi. Şimdi ilk yarının sonuna giderken bakalım kim önde kapatacak. Çok başa baş geçen bir ilk yarı. Tabi Mirage haritasını Imaginative kazandıktan sonra bunu bekliyorduk. Bakalım AWP tercihi kimde olacak Imaginative'de? Krax'tan fuarına kadar. Her hafta maçlarımız olacak sanırım. Çözüldü gibi gözüküyor ve evet hızlı bir şekilde geçiyoruz. Izzy, Krax, Mitez, Glow, Andrex sanırım herkes burada. Imaginative adına. Yavaş yavaş son round'a artık başladık. Bakalım hangi takım ilk yarı önde kapatacak. Bishop the Deagle. Hızlı bir banana oyunu zorlamaya çalıştılar. Ve Izzy işte o oyundan sonra entry'yi buluyor key üzerinde. Ve hemen A'yı dörtlemeye gittiler çünkü Arena Bulls hızlandırmayı seviyor. Ve A tarafında da bir kill daha. Glow'la Mites. Kaldı son iki oyuncu Logic Man'le Bishop. Biraz dağılmış gibi Arena Bulls son round'a girerken Logic Man'den gelen bir kill var. İyi bir nade. Çok iyi bir hasar ve son oyuncu artık Bishop. Birazdan short'ta onu da düşürüyorlar ve Mites son kill çıkartıyor. İlk yarıyı önde kapatıyor Imaginative Esports. CT site'da aslında başarılı bir savunma yaptığını söyleyebiliriz. Birçok kez problem yaşamışlardı ekonomik olarak ama artık sorumuz birazdan ekrana gelecek. Bakalım günün sorusu neymiş? Kaskınız yokken headshot yediğimizde silahımızın tepmesinin artmasının oyun içindeki terimi nedir? Tekrarlıyorum, kaskımız yokken headshot yediğimizde silahımızın tepmesinin artmasının oyun içindeki terimi nedir? Evet. Cevabını da sonuna sinin sının yazarsanız güzel bir riddle olabilir. Şöyle bir güncelleme yapayım. Resmi bir açıklama gelmediği için bu konuda duyumlarla hareket etmek yanlış olmasın. Mini Logi Sports kadrosundan henüz ayrılmamakla birlikte yedek pozisyonuna çekilmiş. Henüz Loga tam olarak bir veda etmemiş. Bunu da bu şekilde güncellemiş, doğrulamış olalım. Evet, doğru cevaplar geliyor diye düşünüyorum. Rejimiz de bize doğru cevapları iletecektir. Evet, ikinci yarıya artık geçelim. Kit Bishop da Nate'leri Andrex almış Imaginative Esports'ta. Onda armor yok. Mitez'de armor yok. Ondan da bir yanıcı bir smoke tercihi. Bir anda B'de stack vardı. Stack nasıl 4 kişi?
Yalnız çok iyi okumuş Arenavus rakibinin bu pistol round taktiğini. B fake. Ardından o flash'i bekledikten sonra, o flash patladıktan sonra hemen A'ya döndü oyuncular. Yine erken hızlandırılmaya çalışan bir oyun. İçeri doğru sızmaya çalışıyorlar. Glow, Logic Man. Ardı ardına gelen iki tane kill. Çok az canı vardı Logic Man'in. Andrex'in cesedi güzelmiş ama son kalan iki oyuncusu Arena Boost'ta ve Plant geldi. İşin güzel tarafı en azından minimap gözüküyor. Şimdi smoke'tan çıkması zor tabii X-Cloud'un. Ve inanılmaz bir hasar bırakılmış üzerinde. Kill Mitez'den geliyor. Kütüphaneden çıktı. Smoke'tan Key de kendini gösterince tabii oradaki 3 oyuncunun vurması çok kolay oluyor ve Imaginative ilk round'u kazanarak başlıyor. Bakalım Twitch ve YouTube'dan kazananlarımız kimlermiş? YouTube'dan kazanan izleyicimiz Geylani Çiğdem. Twitch chat'ten de Dagi vs. CS. Yani, peki, tebrikler. Tebrikler. Ödüller tabii size ulaştırılacak. Entry mi tezden? Biz sanıyorum Andrex'e takılı kaldık. 2 round'tur. Kamerayla alakalı oto kamera sanırım aksiyonu yakalayabilir ama bu sırada B giriliyor. Smoke içerisinden killer. Hepsi Imaginative'den geldi. Çok da zorlanmadılar. Zaten B'yi hızlı bir şekilde kontrolüne almışlardı. Saksı Smoke ardından da CT spawn'dan gelmeye çalışan Arena Bulls oyuncularını da çok rahat bir şekilde yakaladılar. Bakalım buy round'u ama yani silah var. Nate yok. Nate yine de şu var. Imaginative tek bir rifle oynamak zorunda. Aslında zorunda değiller. Riske edebilecekleri, feda edebilecekleri round sayısı var. Eğer bu roundu Imaginative istediği gibi kazanırsa çok büyük bir sıkıntı bekleyecek Arena Bulls. 3B savunması hızlandırıldı. Bilmiyorum. Yani giremeyebilirler. Andrex X-Flop'la birlikte Logic Man 2-2 değişim. Logic Man geriye doğru çekildi. Bir de flash'la oynayacak. İlk oyuncu kaçırmıştı. C4'ü buluyor. Threat Glow'dan. Şimdi Plant'tan sonra 2-2 oynayacak. Arena Bulls hiç ne... Yo, bir tane smoke var. Smoke da alacak CT'deki. Double pick'le geçecek. Ooo, Starben. Bu agresifliği bekliyordu Starben. Arena Bulls'un ayakta kalmasını sağlayacak. Yine de 3B savunmasına karşı Imaginative'in B'ye girmiş olması ve 2-2 post plant oynamış olması Arena Bulls savunmasında tehlike çanlarını çalmaya başladığı anlamına geliyor. Çok daha iyi bir duruş sergilemek zorundalar. Önceki round'da tek AK'leri vardı. Şimdi full rifle'da Imaginative. Biraz bunun avantajını bu round içerisinde görebilirler. Yine klasik Dana tarafında karşılıklı atılan nade'ler. Yalnız oynamaya çalışıyor X-Cloud. Oynamaya çalışıyor. Entry'yi buldu. Trade Krax'tan. Krax zorlamaya devam edecek. İki tane oyuncu var orada. Gelincisini bıraktı. Sanırım bir flash gelebilir. Z arkadaşından gerek kalmıyor. Krax bir de smoke'tan çıkmaya çalışıyordu ki çok güzel bir oyun. Easy'den trade ve hemen Saksı Smoke'u 3'e 2. Imaginative çok rahat bir şekilde, doğru bir şekilde B'ye girdiler. Belki de round'u hiç zorlamayacak kalan iki oyuncu. Evet, onlar silahları korumaya çalışacaklar. Yalnız Arena Bulls ikinci 3B savunması, bu sefer Banana'da kaybedilmiş bir B. Hayır, geliyor oyuncular. Bishop ve Starben oynamak istiyorlar burayı ama zaman daralmaya devam ediyor. Elde herhangi bir nade kalmadı. Bence şu an hemen geri dönmeleri lazım. Oradan geçerken bir iki tane de mermi yerlerse... Evet, tam da bundan bahsediyorum. Gitti. Neden o silahlar da gitti. Neden acaba? Ya ellerinde iki flash vardı o pozisyon başlamadan önce. Pek de ümitleri yoktu. Denediler. Biraz kararsız kaldılar, dönmek için geciktiler. Ve dönerken de smoke arkasından çok güzel gördü Imaginative.
Round'u yazıyorlar ve Arena Bulls'u Echo'ya düşürdüler. 3 tane HG alındı. 12-8 olabilir. Bakın ilk yarıda böyle bir pozisyonda Imaginet'in Esports kazanmıştı. Çok ilginç bir round yaşanmıştı. Bir daha neden olmasın? 2 nate'leri var. P250. Gux'ın canı biraz azaldı gelen nate'lerden sonra. Biraz daha kontrollü oynamak isteyecek Imaginative. Yayının başında da hatırlattığım gibi Anti-Echo'lara karşı en az hata yapan takımlardan biri. Tabi B'ye stack zorlayıp çok rahat bir şekilde A girebilir Imaginative. Eğer birisi dinklenirse, Izzy dinklendi. Bir oyuncu daha trade yapabilir canını. Ya da zorlayabilirler. Aha, A bomboş olduğunu çok geç anlayacaklar. Bishop'tan gelen 2 tane kill. Bishop üçledi. Ya tek başına kaldı. Andrex çok ilginç bir pozisyon. Aynısı, buna benzeri daha doğrusu ilk yarıda yaşandı. 3 oyuncu kaybettiler ama round'u kazanıyor Imaginative. Tabii T tarafında oldukları için oyuncu kaybetmeleri onlara çok büyük bir problem olarak geri dönmüyor. Buranın aslında Arena Bulls adına şu anki Inferno haritasının en kritik roundu diyebiliriz. Bishop Glass Cannon oynayacak. 4M4 var. Nate'ler çok iyi gözükmüyor açıkçası. Bana kontrolünü deneyecekler ama eyvah. Andrex önüne doğru gelecekler. Bir hit çıktı. İkinciyi de zorlayacak Andrex. Yanıcının önünde kaldı. Yine de 20 canı olmasına rağmen 2 kill'i birden buluyor. İnanılmaz bir savunma genç yıldızdan. Evet, orada arkadaşını kaybetti. Kaybetmesine rağmen o 2 tane kill gerçekten iyi. Ve hemen A savunması için dönecek. Imaginative A'yı hızlandırmaya çalışıyordu. Krax. Sterven ikinci kill çıkartmasına izin vermediler. Plant için kendilerine bir pozisyon yarattı Imaginative. Şimdi 2-2. Acaba nereye yerleşecekler? Pit'i tercih eden bir oyuncu yok. Graveyard bekliyor. Xplout. O netlerin nereden geldiğini biliyor Izzy. Ama apartmandan gelen Key Graveyard'ı fark etti. Fark etti Glow. Beli gözüküyordu. Rahat bir kill. Artık durum 2-1. Yalnız hala çok tehlikeli bir yerde Izzy. Çünkü balkonu biliyor ama silahın ucunu gördü. Biraz erken bir davrandı. Key'i yakalıyor. Yanıcı hemen üzerine bırakıldı artık. Bu saatten sonra Diffuse'a da çok iyi oynadı. İmkanı yok ve Izzy çok iyi oynadı. Round'u getiriyor Imaginative'e eskiyorsa. 13-8. Yani çok soğukkanlı oynadı Izzy. Bir oyuncunun graveyard'da olduğunu görünce ki short tarafından hiç endişe etmedi. Çünkü yani bir tek Key'in silahına ucunu gördüğü anda hemen bastı. O kadar. Evet. Bir force buy daha. Yani en azından bir düzeltiyorum. Half buy yapılmış. Tabii maksimum loss bonus'a da ulaştı artık Arena Bulls. Logic Man o AWP ile neler çıkarabilir? İyi bir nate. İki tane oyuncunun tam ortasına hemen hemen aynı sayı verdiler. Flash'tan sonra zorlamaya çalıştı Krax. Yakalayabilirdi yalnız Bishop. Boiler içerisinde CZ'le bekliyor. Oo, çok güzel çevirdi. Yani yukarı doğru az da olsa güzel bir flick Logic Man'den. Bir de HG bıraktı. Ateşle oynadı adeta Logic Man. Yalnız geliyor Nate. Biraz arkaya gitti. Biraz arkaya gitti. Tekrar bir flash. Smaller'ı bıraktı. Logic'in son kesikleri Glow. Key'den de bir tane kill. Durum bir anda 2'ye 4'e geldi. Krax Plant'ı alabilecek mi? Alamadı. Son anda buluyor Key. Bir kez 4'e 1 oynayacak. 2 oyuncuyu yakaladı. Hala 40 canı var. Elinde bir tane yanıcı. Yalnız çok fazla süresi yok. Son saniyelere geliyoruz. Aim'ini koymuştu Key.
kafasını gösterdiği anda da headshot'ı gönderiyor Mitez'e. Yalnız ki yerden silah bulamadı yani. Yine de Logic Man'in açılış yaptığı bu roundda ikinci kill'de bulmasıyla birlikte güzel bir B savunması haline bulsan buna çok ihtiyaçları vardı. Ekstra bir savunma. Ama roundu kazansalar da AWP olmayacak bu roundda onlar adına. Ve bir full buy, yine de Crux CZ'le oynamak zorunda. B'ye yine çok agresif bir keşifte. Ooo çok hızlı geliyor. Güzel flash ama çok da iyi bir nade bıraktı Arena Bulls. İkinci nade'i de gönderdiler. O kimseyi isabet etmedi. İyi bir pozisyondalar. Sanki zorlaması biraz canını sıkacak Imaginative'in. Bakalım nasıl gelişecek olaylar. Güzel flash. Logic'den düştüğü içeri doğru sızmaya çalışıyorlar. Scout ondan gelen toplamda 3 kill. Şimdi pişip durum 1'e 1'di. Özür dilerim 2'ye 1'di. Sonunda Glove'u da buluyor. Hem Andrex hem Glove. Bishop Duck çok iyi bir zamanlama. Hem ondan öyle hem de X-Float'tan gerçekten mükemmel bir spray transfer. Çok iyi. Yani burada 3 kill bulmuş olması inanılmaz. Yıldızı parlıyor adeta. Ve bu sefer echo kalan taraf Imaginative. Pistollerle oynayacaklar. Agresif bir mid savunması. Bench'e kadar ilerledi ki. Bu farkında değil şu ana kadar Imaginative. Çok iyi bir nade. O da Crux da patladı. İşte 2 kill. Fark ettiler. Onu düşürmek için geliyorlar ama toplamda 3 tane SMG kill var. Ama sonunda yine son 2 kill alan isim Bishop. 7200 para yaptık iyi. Bunlara gerçekten çok ihtiyaç var önünde bulsun dediğimiz gibi. Artık en kritik roundlardan birine bir kez daha girdik. Tamam ya da devam roundlarından biri olacak bu. Ya Imaginative'in bu baskı altında nasıl oynayacağını merak ediyorum. Derlerse roundu aradaki fark rahat bir şekilde kapanabilir. İyi de hasar bırakıldı Logic Man üzerinde. Sanırım bir yanıcı hasarıydı o. Midler saldırmaya çalıştı. Chunklar, Glove. İyi girdi Bishop'ı. Güzel yakaladılar. X-Flat şimdi aynı yerde ama o kadar güzel bir flash ki. X-Flat spreyinde sadece 2 kill bulmasına rağmen arkadaşlarına iyi bir pozisyon yaratmış oldu. Şimdi durum 3'e 3. C4 yerde ona bakmaya çalışıyor ki. Yalnız önü smoke'la kapalı. Of. Ve çok güzel bir tek Mitez'den. Çok az canı var. Archer hemen flash bırakıldığı arkadaşına C4'ü geçiriyor. Yalnız site'a gidemedi. 55 saniye var. Çok az canı var. Keen 2'ye 1. Yanıcı arkasında kaldı ki sadece 10 canı var. M4'ü ile 1 ve 2'yi almak zorunda. Şimdi Mites biraz daha açık oynayacak. O açık oynarsa Anorex'e bakmayabilir ki. İlk duelde ayıracak isim o. Ve şimdi hemen ki ilk kili aldıktan sonra çok Anorex kör olmasına bırakmasaydı rağmen. Yani çok güzel girişik yapmıştı ki biraz daha bekleseydi evet. Belki istediğini alabilirdi, imkansızı başarabilirdi. Ama şurada X-Flat'tan ben çok daha fazlasını bekledim. Ya orada tabii 4 oyuncu birlikte karşınızdayken flash'ta olsalar bile oradan 2 kill çıkartmak hiç fena değil. Kısa mesafe. Kendisi de hiç kill çıkartamadan düşebilirdi X-Cloud. Ama bütün her şey Imaginative'in istediği gibi gitti bu roundda. 2 tane oyuncuları pistolle oynayacak Arena Bulls'un. Rifle'ları yok. Yine de Bishop'ta AWP var. Çok etkili kullanabilir bu AWP'yi. Yanına yaklaşacak. Çok kötü bir çıkış izden. Derek'in de AWP olması gerekiyor. Ama Andrex tek başına. A'yı açmış durumda. A'da artık tek bir isim var. O da Bishop. Oh karbon. Oh. Karbon ama düşmedi Glove. Çok ilginç bir pozisyon. 3'e 2. Retake'in gelecekler kütüphaneye zaten. Durmuş bir test. Çok güzel gönderiyor. Çok temiz 2 tane kill.
15-11. Imaginative için son round ve Arena Bulls'un parası yok. SMG X Float'ta bu bay yürek burkucu bir bay. Üzücü bir bay. Yani Arena Bulls en son herhangi bir lig aşamasını herhangi bir haftayı ne zaman 0 puanla kapattı hatırlamıyorum. Çok uzun bir süre olmuştu. İp teması explode gerçekleştirdi. Üzerinde bir hasar var. Bir mermi yedi sadece armoruna. Bir smoke. İki flashları kaldı Arena Bulls'un. B'yi tamamen boş bıraktılar. Bundan tamamen haberdar. Arena Bulls. Logic Man CT spawn'da çok... Hatta o da A side'in içerisinde. A'dan entry alındı ama 5v4 bir giriş olacak bu. Bunu bekleyecekler mi emin değilim. İçeride kill çıkartmaya çalışıyorlar. Sterven ve Bishop. Bishop ikiledi. Önüne gelmeye çalışıyorlardı Logic Man'in. Imaginative Esports aslında haritayı kapatmaya geliyordu bu round içerisinde ama A'da mükemmel bir pistol savunması burada Bishop'ın aldığı killer. Ardından Logic Man. Yani önüne gelen iki oyuncuya da çok güzel atışlar. Yerden AWP'yi aldı. Keyfi yerindedir ama hala son round Imaginative için. Kaybetme lüksleri yok. Imaginative ise bu round'da toplay kalacak. Bundan yanıcı var. Yanıcının arkasında kaldılar. Logic Man bir türlü bulamadı. 5 oyuncudan herhangi birini wallbang hasarı veremedi. Yine de ince bir açı tutmaya devam ediyor saksı altında. Uçaklar Logic Man'in üzerine doğru gidiyor. Downrex'ten evet Logic Man'i de düşürdüler. Ve silah aldı yerden Andrex. Yani smoke'da da ufak bir açıklık var. Bishop. Birebir trade var. Oh. Mites. X-Flood'un SMC'si var. Ve Banana'dan gelmeye çalışıyor. Eğer bu round kaybedilirse gerçekten ilginç olacak. X-Flood içeriği kontrol etti. Mites'in yerini tahmin etmesi kolay değil. İlk atışında bulamadı Mites. Hemen dönüyor X-Flood. Can ağzı yanıcısını bıraktı ama... Son kill Mites'den ve böylece Imaginative Esports ikinci haritada da Arena Bulls'u geçmeyi başardı. Dediğimiz gibi aslında çok da fazla hata şansı yoktu Arena Bulls'un. Çok kötü hatalar. Ve günü 6 puanla kapatıyor Imaginative Esports. İki takımı da oyuncuları da tebrik edelim. Ama gülen taraf Imaginative Esports oldu bu. İlk haritada evet. Logic Man'in Ace Clutch denemesi. Burada diğer oyuncuyu yakında ağaçta beklemeyince Andrex... Almıştı bu roundu. İkinci hareket. Krux'ın 4 killlik B savunması. Andrex'in de 1 killlik katkısıyla çok güzel bir savunma. Yerini, pozisyonunu korumuştu. Ve son hareket. Yine Krux. Düzeltiyorum. Evet. Krux. Happy the Eagle Show. Bu da yine 4 kill ile kapatmış olduğu bir performans. Evet. Tabii oylayarak... Chat'ten 1-2-3 yazarak en sevdiğiniz pozisyonu, en şu anda güzel bulduğunuz pozisyonu oynayabilirsiniz. Tabii 2-0'la kapandı. Yani evet. Seride Imaginative Esports Arena Bulls'tan toplamda 6 puan çıkartmış oldu. Arena yani şu anda zaten ligde 1. sıradalardı. Özellikle puan durumunda çok büyük bir avantajları varken bu kadar zor bir sınav, yani hemen altındaki ikinci olan bir takımdan 6 puan çıkartmaları da evet. Imaginative'in işine gelmiştir. Mükemmel bir hafta geçirmiş oldu Imaginative. Kutlamak lazım, tebrik etmek lazım. Tabii iki tarafı da tebrik etmek lazım ama daha iyi oyun ortaya koyan, daha toplu, derli toplu taktikleri ortaya koyan takım Imaginative oldu. Hala 4 haftayı kapattı onlar ve sadece 1 puan kaybettiler. O da uzatmada sanırım. Uzatmada galip gelerek kaybetmiş oldukları bir puan var. Kutluyorum. Bir sonraki serimizde Toa ile yanılmıyorsam Outrage arasında olacak. Steel Tactics arasında olacak. Merakla bekliyorum. Evet. Günün ikinci serisine geçeceğiz kısa bir ara.